Merhabalar arkadaşlar. Halk Edebiyatı soru çözüm videosu ile karşınızdayım. Ee, halk Edebiyatı soru çözüm videosunda bu videoda özellikle halk biliminin Türkiye'de ve dünyadaki tarihi gelişimi ve bunun yanında e, Kur'an ve yöntemlerle ilgili soruların ağırlıkla ağırlıklı olduğunu belirtmek istiyorum. Ee, soru çözüm videosuna başlamadan önce e, kanala abone olursanız çok sevinirim. Videonun sonunda eğer faydalı olduğunu düşünürseniz bir beğeni gönderirseniz bu da beni oldukça mutlu eder ve aynı zamanda her türlü görüş, düşünce ve eleştirileriniz için de e, aşağıda aşağıya yorum yazabilirsiniz. E, bir de açıklama kısmında e, benim bir Facebook grubum var. Facebook grubu, grubunun bağlantısını e, yazacağım. Bu soruların e, pdf'ini orada e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Gruba katılarak bu pdf'i e, indirebilirsiniz. Dedikten sonra soru çözüm videomuza başlayalım. İlk sorumuz... Dünyada halk bilimi çalışmalarını başlatan Ev ve Çocuk Masalları adlı derleme aşağıdakilerden hangisi, hangisine aittir? Ee, ev ve Çocuk Masalları'nı e, Grimm Kardeşler derlemiştir arkadaşlar. Jacob ve Wilhelm Grimm Kardeşler. 1812'de yapmışlardır bu çalışmalarını ve bu şekilde de e, halk bilimi çalışmaları e, başlamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. William John Thomas ile ilgili de e, şunu ifade etmek istiyorum. E, dünyada folklor terimini ilk kullanan kişidir. William John Thoms dedikten sonra diğer sorumuza geçelim. Londra'da kurulan ilk Folklor Derneği aşağıdakilerden hangisidir? Fortler Society'dir arkadaşlar. E şıkkında yer alan Fortler Society Londra'da kurulan ve Avrupa'da kurulan hatta ilk Folklor Derneği olarak kabul edilir. Türkiye'de for kurulan ilk Folklor Derneği de Anadolu Halk Bilgisi Derneği'dir 1927 yılında. Daha sonrasında da Anadolu Halk Bilgisi Derneği'nin adı Türk Halk Bilgisi Derneği olarak değişmiştir diyebiliriz. Burada doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır arkadaşlar. 1846 yılında folklor terimini ilk kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Daha demin de ifade etmiştim. William John Thoms'dur arkadaşlar. William John Thoms bu terimi ilk defa kullanan, dünyada ilk defa kullanan kişidir. Türkiye'de de folklor terimini ilk kullanan kişi Ahmet Vefik Paşa olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Burada doğuracağımız Denizli'dir. Türk Türkiye'de folklor tanıtan ilk yazı kim tarafından yayımlanmıştır? Ee, Ziyago Kalp Halk Medeniyeti bir başlangıç yazısında eee tanıtmıştır ilk olarak. Eee doğuracağımız Ziyago Kalp olmalıdır. Ee, burada Ziyago Kalp folklor kavramının yerine halkiyat kavramını e, kullanmıştır. Türkiye'de kurulan ilk halk bilimi derneği aşağıdakilerden hangisidir? Daha demin de ifade etmiştik. 1927 yılında kurulan Anadolu Halk Bilgisi Derneği'dir. Türkiye'de kurulan ilk halk bilimi derneği. Ee, daha sonrasında da tekrar söylemekte fayda var. Ee, i̇smi Türk Halk Bilgisi Derneği olarak e, değiştirilmiştir. Diğer sorumuza geçecek olursak. Türkiye'de akademik anlamda halk bilimi konusunda eğitim veren ve yayın yapan ilk kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Milli Folklor Enstitüsü, Türkiyat Enstitüsü. Türk Halk Sanatlarını ve Ananelerin Tetkik Cemiyeti, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Etnografya Müzesi. Ee, Türkiye'de akademik anlamda halk bilimi konusunda eğitim veren ve yayın yapan ilk kuruluş, Fuat Köprülü'nün İstanbul Üniversitesi bünyesinde bağlı olarak e, kurmuş olduğu Türkiyat Enstitüsü'dür. Ee, daha sonrasında Pertem Naili Boratav, e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde e, halk biliminin e, ders olarak okutulmasını sağlamıştır. Halk bilimi kursu, kürsüsünü de, de, de Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi'nde kuran kişi de Pertemna Naili Boratav'dır. Burada Türkiye Enstitüsü bizim doğru cevabımızdır. Fuat Köprülü tarafından de, kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Diğer sorumuz atasözlerini toplayarak halk bilimi çalışmalarına derlediği 2000 atasözünün bazılarını kaynaklarını vererek kaynak kişiye ilk dikkat gösteren sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Eee... Doğru cevabımız Şinasi olmalıdır arkadaşlar. Eserinin adı da Durubu Emsali Osmaniye'dir. Diğer şıklarda yer alan kişilere temas edecek olursak Namık Kemal özellikle parmak hesabı olarak nitelemiş olduğu hece ölçüsünün milli ölçümüz olduğunu vurgulamıştır. Ve bunun yanında da Ziya Paşa'nın yazmış olduğu Harabat adlı divan şiir antolojisine de bir eleştirme ayetinde oluşturmuş olduğu tahribi harabatı yazmıştır. Ee, Harabatta ne vardı? Harabatın ön sözünde Ziya Paşa Divan edebiyatını, Divan edebiyatının esas edebiyatımız olduğunu e, ifade etmiştir ve halk edebiyatını da e, eleştirmiştir, aşağılamıştır da diyebiliriz hatta ee, Namık Kemal bu şekilde Ziya Paşa ile ilgili. Ziya Paşa'nın halk bilimine katkısı nedir e, bu noktada? Şiir ve inşaatlı makalesi özellikle ön plandadır, önemlidir Ziya Paşa'nın. Şiir ve İnşa Makalesi'nde halk edebiyatını övücü e, mahiyette yazmış olduğu bir takım ifadeler e, bulunmaktadır. E, tabii daha sonrasında Harabat e, adlı eserinin ön sözünde de girişinde de e, divan edebiyatını e, övücü tarzda yazmış olduğu yazılarla e, eski görüşünden yani şiir ve inşadaki görüşünden de rücu etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa... Ee, özellikle İgnaz Kunoşla yapmış olduğu bir e, röportaj konuşma esnasında, mülakat esnasında e, "folklor" terimini ilk defa kullanmasıyla e, ön plana çıkar. 1885 yılında e, bu ifadeyi ilk olarak kullandığını e, ifade edebiliriz. Rıza Tevfik Bölükbaşı için içinde şunu söyleyelim: e, Peyam gazetesinde yayınlamış olduğu bir yazı, bir makale, "folklor", "folklore" makalesinde e, "folklor" için Hikmet'e avam kavramını kullanmasıyla e, ön plana çıkar zaten Fikri Büyükbaşı. E, bunlar e, yer alan e, sanatçıların özellikleri halk bilimine e, yapmış oldukları katkıları kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. E, burada 2000 atasözünün bazılarının kaynaklarını vererek kaynak kişiye ilk dikkat e, gösteren sanatçının şinası olduğunu tekrar belirtelim. Yazmış olduğu eserinde durubu emsali Osmaniye olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Fortler terimi Türkiye'de ilk defa Ignaz Kunoş ile yapılan söyleşide kullanılmıştır. Daha demin de söylemiş olduğumuz gibi. E, doğru cevabımız Ahmet Vefik Paşa 1885 yılında e, bunu e, kullanmıştır. Evet geçelim. C şıkkı doğru cevabımız. Halkiyat adıyla folklorun Türkiye'de disiplin haline gelmesine ve terimleşmesini sağlayan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? E, önceki sorularımızda da karşımıza çıkmıştı aslında. Doğru cevabımız Gökalp. Kalp. E, tekrar söylemekte fayda var. Halk medeniyeti bir başlangıç adlı yazısında e, halkiyat e, kavramını kullanıyor Ziya Gökalp ve e, folklorun Türkiye'de disiplin haline gelmesini ve e, terimleşmesini de sağlamıştır kendisi. Soracağımız Ziya Gökalp diyelim. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda parantez içinde verilen Türk halk edebiyatının yazılı kaynakları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde parantez içinde verilen eser ile verilen bilgi uyuşmamaktadır? Evet. Ee, bazı bilgilerimiz var şıklarda ve bu bilgilerin sonunda da parantez içerisinde eserler var. Hangisinin e, doğru olmadığını soruyor bize. Hepsini bir okuyalım ilk önce. Kıpçakların dili ve grameri hakkında bilgi verir. Bilmece teriminin geçtiği ilk eserdir. Codex Cumanicus. B şıkkı Oğuzkan Destan'ın İslami nüshasının bulunduğu Reşidüttin'e ait eserdir. Camiüttevari. Göktürklerin kurttan türeyişi, Uygurların türeyişi ve göç hakkında bilgiler verir. Çin yıllıkları. Altın Yaruk, Kuan Şi'in Pusar, Caştani Bey hikayesi gibi içerisinde halk edebiyat unsurlarını barındıran eserlerimizin genel adıdır. Eski Uygur metinleri. Yusuf Has Hacib'in yazdığı Aile Düzeni ve Töre gibi halk bilim unsurlarının içerisinde bulabileceğimiz eserdir. Kutat Kubilik. Ee, en sondan başlayacak olursak Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu eserdir. Kutat Kubilik 11. yüzyılda. Ee, içerisinde i̇çerisinde folklorik unsurlar vardır. Aile Düzeni ve Töre bilgisiyle, töre ile ilgili. E, halk bilimi unsurları da söz konusudur e, ve halk edebiyatının e, yazılı kaynakları arasında yer alan bir eserdir aynı zamanda e, Yusuf Asacı bir eseri e, ve herhangi bir yanlışlık yok eşleştirmede e, doğru cevabımız E değil. Altın Yaruk değişikliği Altın Yaruk Kuanşin Pusar, Caştani Bey hikayesi veya bunların yanında e, Prens Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi, Maitri Simit, Irk Bitik gibi e, eserleri de ifade edebiliriz. Bunların hepsi eski Uygur metinleri içerisinde yer alır ve halk edebiyatının yine yazılı kaynakları arasında da yer alır bu eserler arkadaşlar. D şıkkı da doğru bir ifade. Bunda da bir problem yok. C'ye bakacak olursak Göktürklerin kurttan türeyişi, Uygurların türeyişi ve göçü hakkında bilgiler verir Çin yıllıkları ve bunun yanında da özellikle eski Türklerin, Hunların, Göktürklerin, Uygurların kültürel hayatlarıyla ilgili de bilgiler vermesi de önemlidir. o yüzden Çin yıllıkları bizim yine yazılı kaynaklarımız arasında yer almaktadır. Bir diğer Halk Edebiyatı'nın yazılı kaynaklarından bir tanesi de B şıkkında bulunan Cami-i Tevarihtir. Ee, Önemi özellikle Oğuz Kağan İslami nüshasının bulunduğu bir eserdir. Reşidüttin'e ait olması doğru bir ifadedir. Ee, eserin bir bölümünde özellikle Oğuz Kağan'ın işte bu İslami nüshasının ilk örneğini e, bulundurması da diğer Oğuz de kaynaklık teşkil etmiştir. Cami-i Tevarih'in o bölümü burada da bir yanlışlık yok. Doğru bir ifadedir. B şıkkında yer ifade. A şıkkına bakacak olursak Kıpçakların dil ve grameri hakkında bilgi vermesi Codex Comunicus'un özelliklerinden bir tanesidir. Fakat bilmece teriminin geçmiş olduğu ilk eser değildir. Bilmece teriminin geçmiş olduğu ilk eser Divan Lugat Türktür. Bilmece için tapuz, tapuzgu, tapuzuk gibi ifadeleri kullanmıştır ee, Kaşgarlı Mahmut Divan Lugat Türk adlı eserinde ve Codex Comunicus'tan önce yazılan bir eserdir. Kodeks Kumanikus'un bilmece için önemi şudur. İçerisinde 46 adet bilmece metni yer alır. Ee, ve bu 46 adet bilmece metni de Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneklerdir. Ee, Kodeks Kumanikus için bunu söyleyebiliriz. Yani bilmece teriminin ilk geçtiği eser değildir ama bilmece örneklerinin yer almış olduğu ilk eserdir diyebiliriz arkadaşlar Kodeks Kumanikus için. Bu haliyle bu şekliyle e, A şıkkı yanlıştır. Yani Kodeks Kumanikus'la bilmece teriminin geçmiş olduğu ilk eser ifadesi birbiriyle uyuşmamaktadır. Doğru cevabımız A olmalıdır. Yeni bir ilim halkiyat folkdör konulu yazıda. Folkdör ve halkiyat terimlerini beraber kullanarak folkdör terimini açıkça kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Gö Ziya Gökalp, Fuat köprülü Rıza Tevfik Bölükbaşı. Yeni bir ilim halkiyat folkdör yazısını İktam Gazetesi'nde yazan kişi Fuat Köprül'dür arkadaşlar. Doğru cevabımız Fuat Köprül olmalıdır. Ziya Paşa'nın yazmış olduğu makale halk medeniyeti bir başlangıç e, makalesiydi. Burada halkiyat kavramını kullanıyordu. Vefik Paşa e, terimi ilk defa, folklor terimini ilk defa kullanan kişiydi. Ziya Gökalp özellikle şiir ve inşa makalesiyle ön plana çıkartıyorduk. Fuat Köprülü zaten doğru cevabımız Rıza Tevfik Bölükbaşı da folklor, folklara makalesiyle karşımıza çıkıyor. Ve burada da hikmeti avam kavramını, folklor e, kavram yerine hikmeti avam kavramını kullanmasıyla... E, ön plana çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizli olmalıdır. Evet daha demin söylemiş olduğumuz e, cevap aslında e, soru e, sorunun cevabını vermiştik daha demin. Peyam gazetesinde folklor başlıklı yazıda kelimenin anlamını açıklayan ve hikmet hava adını veren sanatçımız Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de folklor araştırmalarının devrelerinden biri değildir? E, bu devrelerin tasnifini yapan kişi Dursun Yıldırım'dır. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Dursun Yıldırım 5 devrede inceler Fortler araştırmalarını. Bunlar örtülü devre, Türkçü devre, e, sentezci devre, dergici devre ve bilimci devredir. Sıralaması bu şekildedir. Tarihi sıralaması bu şekildedir. Fakat milliyetçi devre diye bir devreden bahsetmemiştir e, Dursun Yıldırım. E, buradaki örtülü devre, Türkçü devre, sentezci devre ve bilimci devreye ek olarak bir de dergici devreyi ifade edebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne'dir. İkinci meşrutiyet dönemine kadar geçen devredir. Bu döneme kadar dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmemek, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumak için folklor çalışmalarının yapılmadığı dönem hangi adla anılır? İstibdat dönemi 2. Abdülhamit'in dönemidir aslında. Daha çok baskıcı bir dönem ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla da milliyetçilik akımından etkilenmeme adına folklorik çalışmaların gerçekleşmemiş olduğu dönemimiz örtülü dönem, örtülü devre diyoruz arkadaşlar. 1908'e kadar geçen süredir. 1908'den sonra da e, Türkçe Türkçü devreyi görebiliriz. Türkçü devreyi görebiliyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız bizim burada Edirne şıkkıdır. Dedikten sonra diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi folklor hakkında doğru bir bilgi değildir? Folklor ürünleri zaman geçtikçe, yayıldıkça çeşitlenir, varyantlaşır. Ee, varyantlaşma özelliği. Bunu ben e, halk edebiyatı derslerinin ilk videosunda e, ve ilk bahsetmiş olduğum kısımdır burası. Folklor'un özellikleri. E, 4 maddede sıralanmıştı. Onlar var aslında biraz da şıklarda. Ee, varyantlaşma özelliği. Folklor'un varyantlaşma özelliği vardır. A şıkkı doğru bir ifadedir. Ee, sözlü olma, oral olma, oral olma özelliği. Ee, yine folklor ürünleri sözlü kültür ortamında yaşar. Doğru bir ifadedir. Anonimdir. Belir, yani yaratıcısı belli değildir. Yine folklorun özelliklerinden bir tanesidir. Folklor ürünlerinde kalıplaşma özelliği mevcuttur. Yine doğru bir ifadedir. Fakat ilk yerli folklor tasnifini Rıza Tevfik Bölükbaşı yapmamıştır. Ziya Gökalp yapmıştır diyebiliriz arkadaşlar. İlk yerli folklor tasnifini. Doğru cevabımız burada Edirne Şıkkı olmalı. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının yazılı kaynaklarından biri değildir? Kutat Kubilik, Çin yıllıkları, eski Uygur metinleri, Cönkler, Harabat. Kutat Kubilik, daha demin de görmüş olduğumuz gibi Yusuf Hasacit tarafından yazılmış Karanlardan Kalma ve halk edebiyatının yazılı kaynakları arasında yer alan bir eserdir. Çin yıllıkları, Göktürklerin, Uygurların, Hunların kültürel hayatları ile ilgili vermiş olduğu bilgilerle, Göktürklerin ve Uygurların destanlarıyla, efsane metinleriyle ilgili bilgi vermesi hasebiyle Çin yıldıklarını biz halk edebiyatının yazılı kaynaklarına dahil ediyoruz. Eski Uygur metinleri yine e, Maitre Smith gibi işte eee gibi Caştani Bey hikayesi gibi eserlerle e, yazılı kaynaklar arasında yer alır. Cönkler zaten halk edebiyatının en önemli yazılı kaynaklarıdır belki de. Fakat Harabat e, halk edebiyatının yazılı kaynakları arasında yer almaz. E, Harabat bir divan şiiri antolojisidir ve zaten ön sözünde de e, tartışmalı bir ön sözdür divan edebiyatını Ziya Gökalp bu eserde övücü tarzda yazılarıyla ön plana çıkar. Ve halk edebiyatında oldukça ağır eleştirilere uğratır diyebiliriz arkadaşlar Harabat'ta. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdaki halk bilimi kuramlarından hangisi metin merkezli kuramlardan biri değildir? Gelişme kuramı, yayılma kuramı, tarihi coğrafi fin kuramı, psikanalitik kuram, işlevsel halk bilimi yöntemi. 5 ee, tane metin merkezli kuram vardır arkadaşlar. Bu 5 tane metin merkezli kuramlar içerisinde D şıklarında ifade edilen kuramlar ve yöntemler vardır. Bir de bunlara ek olarak yapısalcı kuramı ön plana çıkartıyoruz. Fakat işlevsel halk bilimi yöntemi daha çok bağlamsal, yani daha çok değil, bağlamsal kuram içerisinde e, yer alan kuramsal yaklaşımlardan bir tanesidir. Ee, gelişme kuramı ile ilgili bilgi verecek olursak, temsilcisi, Edward Tyler'dır, en önemli temsilcisi Edward Tyler'dır. Ee, i̇nsan ruhu her yerde bir ve aynıdır, ee, mottosuyla yola çıkmışlardır. Zaten bir sonraki sorularda vardı herhalde, ee, orada göreceğiz. Yine yayılmacı kuram, ee, bunlarda da ikiye e, ayrılıyorlar. Dünyada ilk e, kültür yaratıcılarının varlıklarından bahsediyorlar. İşte Bir tanesi Mısır alıyor, bir tanesi Viyana difüzyoncuları olarak bozkır kültür çevrelerini e, ön plana çıkartıyorlar. Bunlar hep derslerimde anlatmış olduğum kuramlar arkadaşlar. Tarih coğrafi kuramı yine bunlar da Kalavere destanından, fin destanından bahsederek özellikle Karle Kuron'la beraber ortaya çıkan bir kuramdır. Psikanalitik kuram da yine Freud'un, Jung'un, Wund'un yer almış oldu. Türkiye'de de Seyfi Karabaş'ın psikanalitik kuramla ilgili yapmış olduğu çalışmaları öncü çalışmalarıyla bildiğimiz bir kuramdır. Bunların hepsi metin merkezli kuramlardandır. Bir de bunların yanında yapısalcı kuramı biz metin merkezli kuramlar içine dahil ediyoruz. Yapısalcı kuramda da özellikle bizim karşımıza bir bir prop çıkar. İşlevsel halk bilimi yöntemi de, tekrar söylüyorum. Doğru cevabımızdır ve bağlamsal kuramlar içerisinde, bağlam merkezli kuramlar içerisinde yer alır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Edward Tyler, Edward Tyler kuramın ana temsilcisidir. Coğrafya olarak birbirinden uzak toplumların benzer halk edebiyatı yaratmalarına sahip olmalarına bağlı olarak Araştırma yapar. Daha demin de aslında e, cevabını vermiştik bunun. Hakkında bilgi verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir? Yapısalcı kuram, gelişme kuramı, yayılma kuramı, tarih-coğrafi kuramı, psikanalitik kuram. Şıklarda yer alan e, kuramların hepsi metin merkezli kuramdır arkadaşlar. Zaten metin merkezli kuramlar bu kadar. Başka da kuram yok. E, hani böyle bir soru çıkabilir. Ben bekliyorum açıkçası. Aşağıdakilerden hangisi? Metin merkezli kuramlardan bir tanesi dir gibisinden bir soru veya değildir gibisinden bir soru çıkabilir. Soru içerisinde soru oluşturmayalım. Devam edeyim soruya. Doğru cevabımız bizim burada gelişme kuramıdır arkadaşlar. En önemli temsilcisi ana temsilcisi Edward Tyler'dır gelişme kuramının. İnsan ruhu her yerde bir ve aynıdır. Yeri geldiği zaman diyelim benzer metinler ortaya koyacaklardır görüşü vardır ve bunlar özellikle İlyada ve Odesa destanı Yunan destanlarından İlyada ve Odesa destanını ele alıp Karşısına Türk destanlarından dede Korkut hikayelerini ee, alıp Dede Korkut'un içerisinde yer alan Basit'in gözü öldürmesi boyunun İlyada ve Odesa destanında yer alan ifadelerle benzerlik göstermesini, bunların herhangi bir şekilde birbirine ne komşuluk ne de çağdaşlık olmalarını yani bu eserlerin ortaya çıkartıldığı zamanlarda herhangi bir şekilde komşuluklarının ve çağdaşlıklarının olmadığını ifade ederler. Ee, hani benzer metinlerin, benzer halk edebiyatı yaratmalarının insan ruhunun her yerde bir ve aynı olması mottosuyla açıklanabileceğini e, ifade ederler gelişme kuramında. En, en önemli temsilcisi de tekrar söyledik. Zaten Edward Tyler'dır. Doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hakkında verilen hakkında bilgi ve aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Yukarıda bazı halk bilimi kuramları hakkında bilgi verilmiş. Şimdi arkadaşlar dört tane öncül var. Dört tane öncülün aşağıdakilerle yani yayılma kuramı, gelişme kuramı, yapısalcı kuram, işlevsel halk bilimi kuramı, performans teori ile ilgili e, bağlantısını bulmaya çalışacağız. Hangisinin bağlantısı yoktur yani bu dört tane öncülden? Ona, ona bakmaya çalışacağız, onu bulmaya çalışacağız. Bakalım birinci öncüle. Dede Korkut hikayeleri içinde bulunan Kampiroğlu Bamsı Beyrek adlı hikayeyle İlyada Odessa destanları arasında benzerlikten yola çıkan kuramdır. Kampiroğlu Bamsı Beyrek ve tekrar söylüyorum Basat'ın Tebegöz'ü öldürmesi hikayesi de bunun yanında İlyada ve Odessa destanlarındaki benzer metinler olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap yani biri biz gelişme kuramı ile eşleştirebiliriz. Yani gelişme kuramı ile ilgili bilgi verilmiştir birinci öncülde. İkinci öncüle bakalım. Benzer halk ürünlerinin farklı toplumlarda ortaya çıkışlarını açıklamak ve dünya üzerinde bir ilk kültür merkezi olup olmadığını açıklamak üzerine ortaya çıkmış bir kuramdır. E, bu da yayılma kuramıyla ilişkilidir arkadaşlar. İlk kültür merkezi olarak bir tanesi Mısır alıyor, bir tane diğer e, tarafta da Viyana difüzyoncuları olarak, Viyana e, yayılmacıları olarak bilinen e, grup e, var. Bunlar da özellikle bozkır kültür çevrelerinden bahsediyorlar. İlk kültür merkezi olarak bunları ön plana çıkartıyorlar. Nerede? Yayılma kuramında. A ve B şıklarını eledik bu şekilde. Halk bilimi ürünlerinin üçüncü öncüle bakıyoruz. Halk bilimi ürünlerinin temel ürünlerini inceleyip elde edilen somut sonuçları evrensel modellere uygulamak isteyen bir kuramdır. Yapısalcı kuramın özelliğidir. Yapısalcı kuram e, halk edebiyatı ürünlerinden e, bir formül ortaya çıkartarak bunun evrensel seviyede uygulanabilirliğini uygulanabilir olması amaçlı e, çalışıyorlar diyebiliriz. E, üçüncü öncülle yapısalcı kuram eşleşiyor. Dörde bakalım. William Bascom tarafından halk biliminin amacının insanların hoşça vakit geçirmesi olduğu esasına dayalı e, kuramdır. Bu da işlevsel halk bilimi kuramının özelliklerinden bir tanesidir. E, Bascom dört tane işlev sayıyor. Halk biliminin amacının dört tane işlevinin olduğunu ifade ediyor. E, bir de beşinci işlev ortaya çıkıyor. Bu beşinci işlevi de ortaya çıkartan Marksist düşünceye sahip halk bilimi çalışmacılarıdır, araştırmacılarıdır. E, onlar da protesto işlevini e, ön plana çıkartıyorlar e, İşlevsel halk bilimi kuramı için performans kuram, performans icra teoriyle, teorisiyle teorisi ile ilgili herhangi bir şekilde burada e, bilgi yer almamaktadır arkadaşlar. Dedikten sonra diğer sorumuza geçelim. Burada doğru cevabımız Edirne'dir. Diğer sorumuz benzer halk edebiyat türlerinin varoluş nedenlerini araştırır. Bu benzer ürünlerin nerede ortaya çıktığını belirlemek amacıyla ilk kültür e, merkezi olup olmadığını açıklamaya çalışır. Öncülümüz bu. Hakkında bilgi verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir? Daha demin de ifade etmiş olduğumuz gibi yayılma kuramıdır arkadaşlar. Doğru cevap Edirne'dir. Yayılma kuramında iki e, grup var. Bir, e, Elliot Smith'in öncülük etmiş olduğu Mısır'ı e, merkez alan grup. Yani dünyadaki ilk kültür merkezi Mısır'dır. Ve dünyaya Mısır'dan yayılmıştır halk bilimi ürünleri der Elliot Smith ve arkadaşları. Diğeri de e, Viyana yayılmacı olarak bilmiş, ol, bilmiş olduğumuz Bozkır kültürünü, Bozkır kültür kültürünü merkez alan e, araştırmacılar var. E, özellikle burada Bozkır kültürde, Bozkır kültür çevresinde Türklerin e, de ilk kültür yaratıcılarının olduğunu e, ifade eden bir e, bilgi de söz konusudur arkadaşlar. Burada doğru yayılma kuramı tekrar ifade edelim. Diğer soruya geçecek olursak. Elliot Smith'in öncülük ettiği İngiliz difüzyoncuları ile Kültür merkezi olarak Mısır'ı düşünür. Pardon, ilk kültür merkezi olarak Mısır'ı düşünür. Frederick Ratzel ve Frobenius'un öncülük ettiği Viyana difüzyoncuları ilk kültür merkezi olarak Bozkır Kültür Merkezi'ni düşünürler. Hakkında bilgi verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir? Tekrar aynı cevap yayılma kuramıdır arkadaşlar. Bahsettik zaten bunlardan. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Ülkemizdeki adı edisyon kritiktir. Sözlü ürünleri inceleyerek örneğin bir masal ve efsanenin ne zaman ve nerede vücuda getirildiğini, onun muhtemel ilk halinin nasıl olduğunu bulmaya çalışır. İlk şekle diğer bir deyimle Ur-Ur form, form'a ulaşmaya çalışır. Ee, özellikle Kalavela destanından yola çıkarak e, oluşturulmuş bir kuramdır da diyebiliriz. Ee, en önemli temsilcileri Karl Kron'dur. Ee, burada eş metinler, yani benzer bir e, halk bilimi yaratısının e, varyantlarını toplayarak o varyantlar arasında ilk metnin hangisi olduğunu bulmayı e, bulmaya çalışan bir kuramdır. Tarih coğrafi fin kuramı. Doğru cevabımız bu arada tarih coğrafi fin kuramı. E, bir tane metni esas alıyorlar. İlk halinin o olduğunu ifade ed ediyorlar. E, buradan benzerliklerden yola çıkarak ur forma ulaşmayı amaçlıyorlar. Yani ur forma demiş olduğumuz e, ilk halinin nasıl olduğunu bulmaya çalışıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız B tarih coğrafi fin kuramıdır. Karle Krohn'un öğrencisidir. Film ve Danimarka masallarını inceleyerek tasnif yapmıştır. Masalları, hayvan masalları, günlük masallar, anekdotlar ve şakalar ya da fıkralar olarak tasnif etmiş halk bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Ee, burada doğru cevabımız anti-Arn'dır. Ee, Anti-Arn Karle Krohn'un öğrencisi olup masalları da e, hayvan masalları, günlük masallar, anekdotlar ve şakalar olmak üzere 3 e, başlık altında tasnif etmiştir. Tabi bu tasnifini gerçekleştiren masallar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda tarih tarih fin kuramını e, esas alarak gerçekleştirmiştir. E, daha sonrasında kendi öğrencisi olan Ante öğrencisi olan Stidhamson da e, bu tasnifi geliştirmiştir e, diyebiliriz arkadaşlar. E, Axel Orlik, Orlik e, bu e, özellikle kahramanın e, biyografisini esas alıyordu sanırım karıştırıyor olabilirim şu an. E, propine yapısalcı kuram içerisinde yapısalcı kuramın e, temsilcilerinden bir tanesiydi. Axel Ollick, epik yasalar olması lazım arkadaşlar bu arada. E, şu an karıştırmış olabilirim. Burada doğuracağımız anti-Arn olmalıdır. Diyelim kısaca. Diğer sorumuz Arn'ın öğrencisidir. Masalları, hayvan masalları, günlük masallar, fıkralar, formüle başlayan masallar, sınıflandırılmaya sınıflandırmaya girmeyen masallar olarak tasnif ederek anti-Arn'ın tasnifini düzenleyen halk bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Anti-Arn'ın e, tasnifini geliştirmiştir demiştik daha demin de zaten. Burada da doğru cevabımız Steve Thompson olmalıdır arkadaşlar. O epic epik yanlış hatırlamıyorsam ya. Şu an durdu Yapan ama. Motif Index of Folk Literature adlı motif indeksiyle halk edebiyatı motiflerini 23 başlık altında toplayan halk bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Ee, yine halk edebiyatının motif e, indeksiyle ilgili yapmış olduğu çalışma Steve Thompson'ın yapmış olduğu bir çalışmadır arkadaşlar. Yine burada doğru cevabımız Steve Thompson olmalıdır. A şıkkı. Pertem Nail özellikle e, Türk tipleriyle yapmış olduğu Eberhard'la, Türk tipleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmayla e, yine o da e, tarih coğrafi film kuramını esas alarak yapmıştır çalışmaları. Steve Thompson da yine aynı şekilde aslında çalışmalarını genel itibariyle tarih coğrafi film kuramını esas e, kuramını esas alarak gerçekleştiriyor. Bunları da belirtmekte fayda var. Burada doğru cevabımız A şıkkıdır. Sigmund Freud, Wundt ve Carl Jung'un öncülük ettiği mitleri Milletin şuur altı olarak gören halk bilimi kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Psikanalitik kuramdır arkadaşlar. Ee, psikanalitik kuramın da Türkiye'deki temsilcisi, e, öncü temsilcilerinden e, bir tanesi Seyfi Karabaş'tır. Yapmış olduğu çalışmaları psikanalitik kuram çerçevesinde gerçekleştirmiştir diye biliriz arkadaşlar. Türkiye'deki öncüsü ve uygulayıcısı Seyfi Karabaş'tır dedik. Diğer sorumuza geçelim. Halk bilim türlerini evrensel modellere ve formüllere indirgeyerek ortaya koymaya çalışan halk bilimi kuramı aşağıdakilerden Hangisidir? Zaten bahsetmiştik bir formül ortaya çıkartıyorlar halk bilimi e, yaratılarından ve bunların evrensel seviyede uygulanabilir olmasını amaçlıyorlardı. Nerede? Yapısalcı kuramda. Doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Prop'un yapısalcılık yöntemini Elazığ'dan derlediği 70 masal uygulayan Türk halk bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Umay Güney'in Elazığ Masalları adlı eseri. E, bu yapısalcılık yapısalcı yöntemin e, en özgün çalışması olarak da Kabul ediliyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Fortner'ın hoşça vakit geçirme, toplum kurallarına destek verme, eğitime baskılardan kurtulma gibi dört işlevinin olduğunu öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Zaten bunu daha demin de bahsetmiştik bundan. Bascom'dur doğru cevap. Denizlidir. Ee, bu dört işleve de tekrar söyleyelim. Ek yapan, Marksist düşünceye sahip ee, e, halk bilimcilerdir. Evet yapmış oldukları ek de protesto işlevidir. Marksist düşünceye sahip halk yapmış olduğu işlerde ek işlerde protesto işlevidir dedik. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Homer'in İlyada ve Odes'asının sözlü kültür ortamının ürünü olup olmadığını tespit etmek amacıyla Peri ve Lord tarafından biçimlendirilmiştir. Hakkında verilen hakkında bilgi verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir? Homer sorunu olarak da karşımıza çıkar arkadaşlar. Sözlü kompozisyon teoridir e, diğer ismi. E, Homer sorunu olarak karşımıza çıkan e, yani nedir? Homer, şey, e, Homer İlyada ve Odese'yi yazarken kendi kafasından mı yazıyor bu İlyada ve Odese'yi? Kendisi mi uyduruyor bunu? Yoksa sözlü kültürden öğrenmiş olduğu e, destanı yazıya mı geçiriyor? E, Milman Peri ve Lord e, bunu araştırmak için yola çıkıyorlar. E, ve Araştırırken de ortaya bir teori atıyorlar. Bu teoride sözlü kompozisyon teorisi olarak karşımıza çıkıyor. En sonunda da araştırmanın sonunda da Homer'in bu destanı e, derlediğini yani kendi kafasından yazmadığını e, sonucuna varıyorlar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sürçülisan ettiysem affola. E, Axel Orlikin epik yasaları olması lazım bu arada onu da tekrar söyleyeyim. O şekilde hatırlıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir beğeni alırım sizden. Lütfen kanala abone olun. Kanalın gelişmesi için buna ihtiyacım var. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.